Herkese merhaba. Biliyorsunuz geçen hafta teknemiz ufak bir kaza atlattı Lodos'tan ötürü. Önceki tehlikeyi atlatmıştık ama maalesef ihmalden dolayı denize düşen o kayaya teknemiz tekrar bir fırtınada çarptı ve burundan su almaya başladı. Biz de karayı almak mecburiyetinde kaldık. Mecbur tadilat yapılacak. Tabii her şey yeniden, o yanların boyaları falan yapılacak. Tekrar macun çekilecek. Tekrar tekneye zehirli atılacak. İşte o su alan yerde kapanacak. Onun için internetten bazı siparişler verdik. Ama şaşırıp kaldım, inanın. 6 ay evvel biliyorsunuz tekneyi, onunla ilgili de bir videomuz var. İzleyebilirsiniz. 6 ay evvel aldığımız fiyatlarla şu andaki fiyatlar arasında ben şaşırdım yani. Ne olduğunu anlamıyorum. Şimdi size biraz sonra onların da fiyatlarını söylemeye çalışacağım. Şimdi gerekli işte aldığımız şeyleri açayım, siz de görün ne yapacağız, ne edeceğiz, ona göre hadi hep beraber izleyelim. A few moments later. Evet, öncelikle tinerimiz çıktı. 3 kiloluk bir tiner söylemiştim. Ben de dedim yanlış mı geldi acaba? Çünkü benim aldığım yuvarlaktı. Emin olun bu epoksi tiner. Diğer tinerlerden farklı oluyor. Epoksi boyanın içine katıyoruz. Yani en ucuzu 150 liraya aldım bunu internetten. Bir de 25 lirada kupon vermişti. Hepsi buradan verdi. Trendyol'u hatırlamıyorum şu anda. 125 liraya geldi ama fiyatlar inanılmaz. Yani böyle bir 3 litrelik tiner almaya kalksanız, özellikle de epoksi, herhalde 300 lirayı falan artık gözden çıkarmak gerekiyor. Bunu kenara şöyle koyalım. Bu da bizim olmazsa olmazımız. Gerçekten teknede çok işe yarayan bir şey. Kumlu boya veya kaymaz boya diye tabir ediliyor. Bu da olmazsa olmazımız kumlu boya. Diğer adıyla kaymaz boya. Yani bu denizdeki deniz araçları için gerçekten çok iyi bir şey. Çünkü biliyorsunuz sudan falan çıktığınız zaman ya da ayağınız ıslak olduğu zaman o güverteler sabun gibi kayıyor ve sakatlanma ihtimaliniz var. Kesinlikle düşüp bir yerinizi kırıyorsunuz. Ondan dolayı yürüme yollarına özellikle bu kaymaz boyayı sürüyorum. Bunu da internetten 120 TL'ye aldım. Bu arada şey yapmıştım. Geçen sene yağını değiştirmiştik ama karaya çıkmışken bu da hazır olsun diye, inanın korktum bu Euro'daki atıştan. Bir 7 litrelik motora yağ aldık. Bunda pek bir fark göremedim. Geçen sene de baktım 245 liraya mı almışım. Yine aynı 255-260 liraya aldık. Bir tane de filtre aldım. Bu 20-25 lira zam gelmiş. Yağ filtresi de 90 lira civarı. Bir tane de yedek şanzıman için 20-50 aldık. Bunlar ucuz, 40-50 lira falan tutuyor. Bakalım burada daha neler var. Evet, bu da epoksi boyamız. Gerçi epoksi boya yapmıştık. Bu sene yanları epoksi yapmayacaktım. Çünkü epoksi yapıldığı zaman oto boyası gibi oluyor. Parlak ve canlı oluyor. Yani çok kirlenirse, hasar yoksa, üstünde buruk falan yoksa bir pastacıyla ile temizleyebiliyorsunuz. Pırıl pırıl oluyor. Ama dediğim gibi işte o lodosun etkisiyle hem sağdaki soldaki teknelere de vurduğu için boyalarda bayağı bir dökülmeler olmuş kenarlarda. Odalara macun çekilecek. Macun çekildikten sonra da işte böyle mecburen bir epoksi boya aldık. Bu da inanılmaz. Geçen 7-8 ay evvel çok komik rakamlardaydı. Şu anda 350 TL'ye aldım bunu. 3 litrelik, yani 3 kilo diye geçiyor. Altında sertleştiricisiyle beraber. Fakat emin olun aynı ürün 450, 500, 600 liraya var. Ben bir tek bir yerde 350 liraya bulabildim.
Esas paket burada. Bayağı güzel paketlemiş firma. Enteresan, biliyorsunuz bugün itibariyle, bugün ayın 17'si Cuma. Şu anda Euro 18, değil mi? Galiba. 18 lira, dolar, yok 19 lira. Kaç? Artık yetişemiyoruz ki. Vallahi biz de anlayamıyoruz. An itibariyle dolar 16.89. 16.89, Euro? Euro'yu görürsün. Cici kuş bile tepki gösteriyor arkadaşlar. Euro'da 19.14. 19.14. Evet. Vav vav vav. 20 liraya varıyoruz. Artık bundan sonra herhalde... Eyvah, burada bir şey yapmış. Evet. Maalesef patlak kaybetmiş. Bunun için de açacağız. Evet. Ürüldüğü gibi bunu da biraz hasar var atmış. Bunu silip temizlememiz lazım. Görüyorsunuz. Bu da zehirli boya. Biliyorsunuz bakır oksit. Abi eski bez alayım. Atıyorum bezi. Güzel koktu ama. Kokusu. Dikkat et, daha fazla. Evet, bu da meşhur Moravia'nın. Moravia markasının zehirlisi. Biliyorsunuz teknenin altına bunu sürüyoruz. Her sene mutlaka yapılması gerekiyor. Eğer bu yapılmazsa tekne hem hızından kaybediyor hem de bir yığın altına canlı yapışıyor. Tekneyi çürütüyor, ediyor. Zehirli boya dediğimiz şey. Bu da çok enteresan. Öyle tahmin ediyorum 5-6 ay evvel şunu, aynısını 260 liraya almıştım. Şu an için şoktayım. O kadar internet sitelerine baktım. Aa, bir bakıyorsun bir yerde 950 lira, bir yerde 850 lira, bir yerde 650 lira. Sadece bir tek yerde 550 liraya bulabildim. Adamın da herhalde elindeki son 1-2 üründü. Ya da zamdan haberi yoktu, bilemiyorum. Ya da böyle hasarlı diye mi verdi acaba, açılmış mıydı? Onu da bilemeyeceğim. Yani 2,5 litreliğini 550 liraya aldık. Ama ne zaman? Geçen hafta itibariyle. Şu anda ne olacak onu da yine bilmiyorum. Yine aynı. Moravia markasının kırmızı, ellerim felaket. Kırmızı yine zehirli boya. Bunu da kaça alıyorduk? 90'a falan alıyorduk. Şu anda 185 liradan aldım. Bunu da aynı yerden. Bunu da 185'e aldık. Valla teknesi olanları, gerçi sadece teknesi olanları değil de herkesi zor günler bekliyor gibi geliyor. Valla bu zamlar karşısında ne yapacağız bilmiyorum. Bir aldığın şeyi bir de aynı fiyata alamıyorsun. Ve şu anda bile, deminki konuşmamızdan sonra bile yine dolar da bir 30-40 liralık artış oldu. Aynı video içindeyiz. İstiyorsan duralım, yıka falan öyle gel. Bu adamdan gelen bütün mallar hasarlı geldi yani. Bir tek o 1 kiloluk da bir şey yok. Bu da epoksi macun ve sertleştiricisi. Bu yine fena değildi. Kutusu yani bunlara göre. 2 kilo işte sertleştiricisiyle beraber kaç? 180-190 lira gibi bir rakam. Bundan da 2 kutu aldık. İşte teknenin o hasar gören yerlerini macunlamak için boyanın altına mecbur yapılması gerekiyor. İki kutu. Evet, iki kutu macunumuz. Hiçbir şey yok gördüğünüz gibi. İşte iki tane macun aldık. 3,5 kilo zehirli aldık çünkü teknenin altına yetmiyor. 2 kat veya 3 kat atıldığı için 3,5 kilo normal geliyor bir tekne için.
İşte söyledim vallahi bundan sonra nasıl olacak, nasıl edecek hiç bilemiyorum. Dediğim gibi zor günler bizi bekliyor. Kısa bir bilgilendirme videosu oldu. Maalesef hava 4-5 gündür çok yağmurlu. O yüzden teknenin yanına gidip de ne macun çekebiliyoruz ne deliğini tıkayabiliyoruz. Hiçbir şekilde bir şey yapamıyoruz. Hem rüzgar var hem de çok kötü bir yağmur var. Artık havanın düzelmesini bekliyoruz. Ben de bu arada işte evdeyken ne yapayım, malzemeleri almaya çalıştım. Hatta bir tane de masa aldım buradan. Bir ara bu 11. ay kampanyaları vardı. 75 liraya açılıp kapanır, gayet güzel. Bununla beraber işte boyalarını, macunlarını, zehirli boyasını aldık, tinerini aldık. Bir de işte yağını değiştirirsek diyor da hazır olsun diye yağını aldık. Artık havanın güzelleşmesini bekleyeceğiz. Güzelleştiği anda tekrardan teknemizin onarımını yapacağız. Yine onu da sizlerle paylaşmaya çalışırım. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olursanız seviniriz. Tüm deniz severlere, deniz tutkunlarına teşekkürlerimi sunuyoruz. Bay bay.